Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf konularının işlenmesine devam ediyoruz. Bugün Osmanlı'da beylikten devlete bir medeniyet bölümüne bakış atacağız. Bu süreçte yani beylikten devlete geçerken Osmanlı medeniyetine neler dahil neler katkı sağladı? Onları bir değerlendirmeye alalım. Din ilişkisi, edebiyat alanı ve sanat alanına şöyle bir bakış atalım. Öncelikle Osmanlı'da kuruluş döneminde öne çıkan tekke ve zaviyeler noktasında bir değerlendirme yapalım. Tekkeler ve zaviyeler. Şimdi nedir bu tekke, nedir bu zaviye? Arkadaşlar tekke deyince aklımıza bir tarikatın mensuplarının bir araya gelerek konuştukları, sohbet ettikleri, ibadet ettikleri, ders yaptıkları, etkinlikler gerçekleştirdikleri bir mekan gelecek. Zaviye aslında tekkenin bir nevi küçük versiyonu. Yani biraz daha tekkeden küçük. Yine tarikat ehli olanların bir araya gelerek oturdukları, sohbet ettikleri yerdir. Ama aynı zamanda zaviyeler yayan olarak yollara düşen, işte ilden ile dolaşan, şehirden şehire gezen, beldeler dolaşan dervişlerin uğradıkları noktalarda dinlendikleri, işte kaldıkları, iaşelerini temin ettikleri, bir müddet ikamet ettikleri yerler olarak da değerlenmeye alınır. Yani zaviyeler aslında birer sosyal kurum olarak da değerlenmeye alınma noktasında tekkeden biraz daha farklı bir yer olarak karşımıza çıkıyor mu? Evet. Peki kuruluş döneminde tekkelerin etkinliği ne kadar fazla? Şöyle bakacağız. Tekke mensupları Osmanlı'nın kuruluş döneminde misyonerlik faaliyetleri içerisinde öne çıkıyorlar. Mesela Osmanlı'nın fethettiği bölgelere önceden giderek ya da fethedeceği bölgelere önceden giderek o bölgelerdeki insanları ne yapıyorlar? İrşad ediyorlar. Aydınlatıyorlar. Yani bir nevi manevi fatihler oluyorlar. Gittikleri bölgelerdeki insanların İslam'a ısınmasını, Türklüğe adaptasyonunu, devlete olan bağlılığını artırmaya yönelik hamleler yapıyorlar. Dolayısıyla burada öne çıkan nokta şu. Hem bir savaşçı anlayışıyla hem de bir derviş ruhuyla hareket eden tekke mensupları var. Ki biz bunlara zamanla şu ismi de verdik. Alperen dedik. Yani hem bir savaşçı düsturuyla hareket ettiler, eski Türk üslubuyla, hem de İslami versiyonunun uygulaması çerçevesinde eren, ermiş, derviş ruhuyla hareket ettiler. Dolayısıyla kelimeyi birleştirince Alperen kelimesi karşımıza çıkıyor. Bu şekilde hareket eden tekke mensupları var. Gittiler o bölgelerde gazilik düsturuyla da öne çıkan hamleler yaptılar. Tabi illaki hepsi böyle olacak diye bir kayıt yok. Hepsinin böyle yapması söz konusu değil. Ama genel çerçevede bunlar çok yaygın hamleler olarak kuruluş devrinde öne çıkıyorlar. Ve fethedilen bölgeleri önceden irşad etme noktasında çok faaliler. Peki kuruluş döneminde tamamen tekke üslubuyla, mantığıyla hareket eden ve o döneme ışık tutan insanlar kimler? Bir de onlara bakalım. İsim olarak kimlerdir? Etkinlik olarak neler yapmışlardır? Mesela bakıyorsunuz Anadolu Selçuklu'nun son döneminde ve Osmanlı'nın ilk dönemlerinde ortaya çıkan çok çok önemli şahıslar var. Mesela daha önceden de isminden bahsettik. Kim? Bir Yunus Emre. Anadolu Selçuk Devleti'nin son döneminde ortaya çıkan tekke edebiyatının da en önemli temsilcilerinden birisi olan ve Yunus Emre deyince aklımıza gelen noktayı hemen şöyle bir değerlendirmeye alalım. Şu kelimeyi yazalım. Yunus Emre nedir? Hoşgörü. Hoşgörünün temsilcisi olan bir tasavvufi şahıs olarak karşımıza geliyor. Tekke şahsı olarak karşımıza geliyor. Yaradılanı
hoş gördüm yaradandan ötürü felsefesiyle öne çıkan bir aşık. Çok çok önemli eserleri var. Mesela bunlardan en önemlisi Yunus Emre Divanı olarak geçer. Divan onun en önemli şiirlerinin toplandığı eserdir. Divan. Risaletin Nuskiye. Risaletün Nuskiye. Nedir bu Risaletin Nuskiye? Nasihatler Risalesi. Dolayısıyla o dönemin en önemli şahıslardan biri olarak Yunus Emre'yi ne yapmamız gerekir? Bilmemiz gerekir. Peki bunun dışında kim var? Yine Anadolu Selçuklu'nun son döneminde yaşayan ve Osmanlı'nın kuruluş, beylik, aşiret dönemine denk gelen bir kişi var. Ertuğrul Gazi dönemine denk gelen bir kişi var. Kim? Mevlana Celaleddin Rumi. Çok önemli bir şahıstır. Özellikle Anadolu'nun dini açıdan aydınlatılması noktasında etkin bir kişi olarak karşımıza gelir ki en bilindik eseri malum en bilindik eseri Mesnevi'dir. Gerçekten çok çok önemli bir eser olarak karşımıza geliyor. O dönemi aydınlatan en önemli eserlerden birisidir. Çok farklı dillere çevrilmiştir. Dünyada en fazla farklı dille çevrilen eser olarak da karşımıza geliyor. Ha, bunun dışında Divanı Kebiri var. Büyük divanı var. Mecalisi Sebası var. Mektubatı var. Fihi Mafih denilen bir eseri var. Eseri çok. Yine o da Yunus Emre gibi hoşgörü timsalidir. Gel ne olursan ol yine gel. Tövbeni 100.000 kere bozmuş olsan da gel. Düsturuyla hareket eden bir Mevla'dan bahsediyoruz. Yine o dönemin en önemli şahıslarından birisi, aynı dönem insanları bu söylediğim şahıslar. Kimden bahsedeceğiz? Yine bir tekke şahsiyeti, tarikat ehli Hacı Bektaş-ı Veli'den bahsedeceğiz. Hacı Bektaş-ı Veli. Evet, Hacı Bektaş-ı Veli de o dönemin en etkili, en önemli, en öne çıkan şahıslarındandır. Hatta Osmanlı'da çok çok önemli bir kurum olarak nitelendireceğimiz Yeniçeri Ocağı'na el veren kişi olarak değerlendirmeye alınır. Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşunda rolü olduğu ifade edilir ki zaten Yeniçeri Teşkilatı'nın tarikatı Bektaşiliktir. Bu da öne çıkan bir özellik olarak da değerlendirmeye alınır. Eseri deyince tabii ki o döneme baktığınızda Makalat ismiyle bilinen bir eserinden bahsedeceğiz. Evet, kuruluş döneminin ya da kuruluş aşamasındaki Osmanlı'nın o dönemine ait en önemli şahıslar bunlar olarak kalmaz. Peki başka var mı? Yani Osmanlı'nın dönemini aydınlatan, Osmanlı dönemini irşad eden, halka yön veren önemli şahıslar arasında başka kim var? Mesela bakıyorsunuz yine Bayramiye tarikatının kurucusu Hacı Bayramı Veli var. Onu da değerlendirmeye almak lazım. Çok çok önemli bir şahıstır. Hacı Bayramı Veli. Özellikle 2. Murat döneminde çok çok öne çıkan, etkin bir kişilik olan, hatta Fatih'in yetişmesinde büyük rol olan bir kişidir. Nasıl? Fatih'in yetişmesi için ona bir hoca tayin eden kişidir. Kendi talebesi Akşemseddin'i Fatih'in yetişmesi için görevlendirmiştir. Bu noktada geleceğe yön veren bir kişi olarak da değerlendirmeye alınır mı? Kesinlikle alınması gerekir diyoruz. Dolayısıyla Hacı Bayramı Veli de Bayramiye tarikatının kurucusu olarak karşımıza gelir mi? Gelir. Evet. Tabi bu arada sadece kuruluş devrine has bu şahısları söylemekle iktifa etmeyelim. Yükselme devrinde de önemli şahıslar vardır. Mesela Akşemseddinler, Ali Kuşçular,
o dönemi aydınlatan en önemli kişiler olarak da karşımıza ne yapar gelir. Peki tekke zaviye mantığını şöyle bir değerlendirmeye aldıktan sonra bir de genel çerçevede edebiyat noktasına bakalım. Osmanlı medeniyeti içerisinde edebiyatı öne çıkarmaya baktığımızda neler öne çıkar? Hangi unsurlar değerlendirmeye alınır? Onlara da bir bakalım. Mesela Osmanlı padişahlarının edebiyata bakışı nedir? Edebi noktaları nelerdir? Öne çıkan hasletleri nelerdir? Mesela kendileri edebiyata meyyal midir? Kendileri edebiyatla ilgili midir? Ona da bakmak lazım. 36 tane Osmanlı padişahımız var. Osman Gazi'den başlayıp Vahdettin'e kadar, 6. Mehmet Vahdettin'e kadar 36 tane padişahımız vardır. Bu 36 padişahımızın büyük çoğunluğu edebiyatla, ki o dönemde edebiyat deyince aklımıza şiir gelir, şiirle ilgilenmiştir. Birçoğu şairdir. Hem de ciddi derecede önem arz eden şiirleri vardır. Hacimli eserler meydana getirmişlerdir. Divanlar oluşturmuşlardır. Çok çok önemli şairlerimiz var padişahlık noktasında. Mesela şiir yazmaya başladığı ifade edilen ve şairliği öne çıkan ilk padişahımızdan bir başlayalım. Kimdir ilk padişahımız olarak değerlendirmeye alacağımız kişi? İkinci Murat. İkinci Murat bir şair padişahtır. Peki şiirlerinde kullandığı bir mahlas var mıdır? Kesinlikle var. Bütün padişahlarımız şiirlerinde mahlas kullanırlar. Eğer şairse. Muradi mahlasıyla şiirler yazdığını biliyoruz. İkinci Murad'ın Muradi mahlasıyla şiirler yazdığını biliyoruz. İkinci Murad'ın oğlu Fatih, yani ikinci Mehmet. O da çok önemli bir şairdir. Ve şiirlerinde Avni mahlasını kullanır. Avni, yardım eden anlamına gelen bir mahlastır. Avni mahlasını kullanır. Yine daha sonraki padişahlarımız içerisinde değerlendireceğimiz, ikinci Mehmet'ten sonra başa geçen ikinci Bayezid padişahımızın mahlası adlidir. Adli mahlasıyla ne yapmıştır? Şiirler yazmıştır. Sonra başa geçen Kim döneminde? 1. Selim devrinde, ki 1. Selim, Yavuz Sultan Selim olarak bildiğimiz padişahımız kendini Selimi olarak ifade etmiştir. Selimi. Bir sonraki padişahımız, ki önemli padişahlarımız içerisinde aldığım kişilere yazıyorum. 1. Süleyman, yani Kanuni Sultan Süleyman şiirlerinde mahlas olarak muhibbiyi kullanmıştır. Muhabbet duyan, muhabbet besleyen anlamda kullandığı bir tabirdir. Yine bir sonraki padişahımız olarak değerlendirmeye alacağım. 2. Selim dedesi gibi bir ünvan kullanmıştır. Yani neyi kullanmıştır? Selimi'yi kullanmıştır. Bu da öne çıkar. Bu şekilde mesela şöyle çizgiyi çektim. Başka kimler var? 3. Murat neyi kullanmıştır? Muradi mahlasını kullanmıştır. Muradi mahlasını kullanmıştır. O dönemin en önemli şahısları içerisinde uyan ey gözlerim, uyan gafletten uyan. Ki günümüzde en fazla söylene gelen ilahilerden birisidir. İşte onun güftesi, yani sözleri 3. Murad'a ait sözlerdir. Bu açıdan çok çok önemli bir şair paşamız olarak karşımıza geliyor. Sonradan mesela baktığımızda 1. Ahmet'in Bahti böyle bir
lakap var. İkinci Osman'ın, Genç Osman'ın Farisi. İkinci Osman Farisi. Yine dördüncü Murat Muradi mahlasını kullanmıştır. İkinci Mustafa İkbali. İkbali. Üçüncü Ahmet Gilale Devri Padişahı Necip. Çok çok önemli bir şair padişahımızdır Necip. Yine birinci Mahmut Sebgati. Ve üçüncü Mustafa Cihangir. Selim ismiyle başa geçen üçüncü padişahımız diğerlerinin aksine, mesela birinci Selim Selimi, ikinci Selim Selimi, üçüncü Selim ilhami mahlasını kullanmayı ne yapmıştır? Tercih etmiştir. Böyle bir değerlenme almamız lazım. Dolayısıyla baktığınızda gerçekten padişahlarımızda bu yön öne çıkıyor. Şair yönü öne çıkıyor, onu da ifade etmiş olalım. Peki bir de kısaca sanata değinelim arkadaşlar. Bu noktayı da kısaca belirtmiş olalım. Osmanlı'da sanat deyince özellikle öne çıkan en önemli sanat nedir? Hattır. Güzel yazı yazma sanat olarak değerlendirmeye aldığımız hat, resim ve heykel olmadığı dönemde öne çıkan bir sanat olarak karşımıza geliyor. Ve bu sanatla uğraşana hattat ismi verilir. Dolayısıyla bu çok çok önemli bir sanattır. Yine resmin yerini alan bir ne vardır? Minyatür sanatı vardır ki biz de minyatür sanatına nakış ismi verilir. Nakış sanatıyla uğraşana da nakkaş denir arkadaşlar. Dolayısıyla baktığınızda minyatür bir tür resimdir ama tam anlamıyla resim sanatı sayılmaz. O sanata Osmanlı nakış der ve o sanatla uğraşana da nakkaş ismini ne yapar? Verir. Ve teship sanatı. Nedir teship? Kitap süsleme sanatıdır. Kitapların kenarlarını, sayfaların kenarlarını altın tozuyla süslerler ki buna aslında şu isim verilir. Yaldızlama denir. Ve bu sanatla uğraşana müzehip ismi ne yapılır? Verilir. Bu da önemli bir sanat olarak ilk dönemde öne çıkan sanatlar içerisinde var mıdır? Vardır. Ve tabii ki şu Çin'i sanatı süsleme sanatları içerisinde öne çıkar ve yine Ebru o dönemin en önemli sanatları içerisinde var. Suya resim yapma sanat olarak değerlendirmeye alır mıyız? Evet. Bu sanatlar da Osmanlı'da çok fazla öne çıkan sanatlar içerisinde değerlendirmeye alır. Mesela şöyle bir sanatımız var. Belki ilk defa duyduğunuz bir sanattır. Teclit. Ne demek? Aslında kelimeden çıkartabilir miyiz? Muhtemel ki. Ciltleme sanatı demek. Ciltcilik sanat olarak değerlendirmeye alınır ki bu sanatla uğraşına mücellit denir. Mücellit ismi de ne yapılır? Verilir diyoruz. Evet arkadaşlar, tabii bunları daha sonra tekrar değerlendirmeye alacağız. İlk dönem öne çıkan sanatlar içerisinde almamız gereken sanatları da şöyle bir değerlendirmeye aldık diyoruz. Peki, bugünkü dersimizi burada kapatalım. Bir sonraki dersimizde artık Osmanlı'nın yükselme devrine geçeceğiz. Yükselmeden ne yapacağız? Bahsedeceğiz arkadaşlar. Peki, bir sonraki dersimizde görüşmek umuduyla. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.